Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya hızlı başladı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi için Riyad'a gitti. İsrail'in durdurulması için bir kez daha çağrı yaptı Cumhurbaşkanı. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek diye de uyardı. Müslüman ülkelerden İsrail'e silah ambargosu konusunda destek de istedi. Dün de 9 yıl aralığından kabine toplantısına Çankaya Köşkü'nde başkanlık yaptı Erdoğan. Hedefinde CHP ile DEM Parti işbirliği vardı. İsrail'in amacı Gazze'ye yerleşmek, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin varlığını yok etmek ve nihayetinde ilhak etmektir. Buna engel olmalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirve toplantısından bir kez daha dünyaya seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail durdurulmalı dedi. İsrail, insani yardımların dahi Gazze'ye ulaştırılmasına tahammül edemiyor. Sevk edilen yardım malzemelerini aylardır Mısır'da bekletiyor. Türkiye'nin bugüne kadar Gazze'ye 84 bin tondan fazla yardım malzemesi gönderdiğine dikkat çekti. İsrail'e Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Filistinli mültecilere yardım ajansına getirilen yardım yasağı kararı üzerinden de yüklendi. İsrail parlamentosu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu UNRWA'yı yasaklamak suretiyle iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı, Filistinli mültecilerin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır. İslam ülkelerine de çağrısı vardı. Silah ambargosu için ayrı bir parantez açtı. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. Erdoğan'ı Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faysal Bin Bender Es Saud karşıladı. Zirve öncesi katılımcı ülkelerle aile fotoğrafı da çekildi. Erdoğan diplomasi trafiğine Azerbaycan'la devam edecek. Yoğun hafta ise pazar gününden başladı. 10 Kasım münasebetiyle kabineyi de Çankaya Köşkü'nde topladı Erdoğan. Konuşmasında CHP'yi DEM Parti ile işbirliği üzerinden eleştirdi. Bakıyorsunuz bir gün bu partinin Sayın Genel Başkanı Ankara'da vatan, millet, bayrak, cumhuriyet edebiyatı yapıyor. Aynı kişi ertesi gün bakıyorsunuz şehir eşkıyalarıyla aynı otobüsün üzerinde korsan miting düzenliyor. Erdoğan, CHP'nin kurucu değerlerinden saptığını da sözlerine ekledi. Milletin emanetinin, ülkenin ve milletin imkanlarının terör baronlarına peşkeş çekilmesine de yine partisine bakmaksızın, kusura bakmasınlar, eyvallah edemeyiz. Mesajlarını terörle mücadele vurgusuyla bitirdi. Bu terör kamburundan ülkemizi inşallah ebediyen kurtaracağız. Rabbim ömür, milletimiz de onay verdikçe Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını da yaptı. Yanında ünlü tarihçi Murat Bardakçı da vardı. Cevizden yapılmış çerçevesi Sayın Cumhurbaşkanım. Kaç bin kişi? Boş olarak görüyoruz. Geri bu şekilde. Çekmecelerimiz kilitlidir. Altta bir düğmeyle bütün çekmecelerimiz açılıyor. Aynı şekilde kapanıyor. İnteresting ki evet. Yani saklamada böyle bir adet geliştirmiş olmaları bile başarı. Atatürk'ün Trablusgarp'ta çektirdiği fotoğraf üzerinden isim vermeden bir kez daha CHP'yi eleştirdi. Murat Bey, ne diyorlar bize? Libya'ya niye gidiyorsunuz? Diyenler kim? Malum tabii. Bak gitmiş işte. Hepsi gitmiş.